Bu hafta İsrail ile İran arasındaki savaş riskleri nedeniyle 10 altın güvenli liman olmayı sürdürdü. 2.391 dolarda şu anda. Hafta içinde 2.400 doları aştığı zamanlar oldu. Fakat e, görünen o ki. E buradan kolay kolay düşeceğe benzemiyor çünkü konjüktür kötü, savaş riskleri devam ediyor. Şu anda 2.391 dolarda ons altın. Yurt içinde gram altına yansımasına bakalım. Hafta içinde değişik günlerde 2.500 lirayı aştı. Şu anda da 2.493 liradan işlem görüyor serbest piyasada. Tabi kapalı çarşıda fiziki altın almak isteyenler için fiyatlar daha da yüksek arkadaşlar. Dolar'a bakalım. Dolar 32 lira 42 kuruştan işlem görüyor serbest piyasada. Dolarla ilgili beklentilere daha sonra geleceğim. Fakat şimdi bir BIST endeksine bakalım. Hafta içinde 9400'leri gördü. Ee, İran İsrail arasındaki savaş riskleri nedeniyle düşer gibi oldu. Daha sonra cuma günü toparladı arkadaşlar. BIST endeksi 9693'ten haftayı kapatmış oldu. Şimdi yatırım fonlarımıza bakalım. E, yatırım fonlarında uzun vadelilerden bahsetmeyeceğim. Çok e, kısa vadelileri anlatıp kafamızda bir fikir oluşması adına e, hızlıca geçeceğim. Bakın bir aylığı büyükten küçüğe sıralayalım. E, karşımızda TAU fonu var. İş portföyün BIST banka endeksi. Fonu %35 getirmiş. Yine %35 getiren ikinci sırada ADP AK portföyün banka endeksi fonu. Yine üçüncü sırada YZH, TEP, banka endeksli fonu bunların oranları benzer. 35, 35, 34 şeklinde. Yani aslında borsa İstanbul'daki yükselişin temel sebebi burada da ispatlandığı üzere yani yatırım fonlarına da yansıdığı üzere banka endeksindeki yükseliş arkadaşlar. Dolayısıyla e, biz düz endeksi dahil bu banka endeksi fonları dahil küçük de olsa bir şişkinlik olduğunu söyleyebiliriz bakın dördüncü sırada e, farklı bir fon e, potaya girmiş Garanti Portföyün iklim endeksi fonu yüzde 23,83 bir getirisi var yine beşinci sırada Neon Portföy birinci hisse senedi fonu var yüzde 18'lik bir getiri İş Portföyün sürdürülebilirlik hisse senedi fonu yüzde 17 Deniz Portföy'ün biz temettü 25 endeksi hisse senedi fonu %16,85. Sonra NRC Neo değişken fonu geliyor %16,60. Sonra PPB Philip Portföy'ün birinci hisse senedi fonu %16,18. Daha sonra bakın yeni çıkan bir fon vardı Sabancı grubuna şirketlerine yatırım yapan bir fondu bu. Ak Portföy'ün çıkardığı SAS fonu. Bu da %15,69'luk bir getiriye sahip. Henüz 3 aylık 6 aylık getirisi yok bu fonun. Yeni bir fon bakalım performansını göreceğiz. Şimdi 3 aylık getirilere bakalım. 3 aylık getirilerde karşımıza enteresan bir fon çıkıyor. Bu daha önce de bahsetmiştik bu fondan. BIH fonu A1 portföy birinci hisse senedi fonu çok 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 pozitif ayrışmış durumda. Diğer fonların getirisini ikiye katlamış. %70'lik bir getiri var 3 ayda. Yani 100 bin liranız 3 ayda 170 bin lira olmuş. Bunun e, sebebine e, bakmak gerekiyor ama e, şöyle kısaca bahsedelim. Bu fon yatırımcı sayısı son derece düşük bir fon. E, 280 kişi var. E, fiyatı da 2 liraya yakın. Fakat e, bu fonla ilgili detaylı analiz yapmak istiyorum. Bunları ilerleyen videolarda düşünebiliriz. Şimdi e, ikinci sırada yani kategorik olarak e, %35 e, getiri sağlamış fona bakalım. IGZ bunu zaten biliyoruz. Teknoloji fonu bu. AK Portföy'ün fonu. Sonra yine YHZ e, yapı, yapı kredinin teknoloji fonu. TTE yine e, İş portföyün teknoloji fonu. Bunların oranları 34-35 civarında. Daha sonra e, banka endeksi fonları geliyor. Yine e, iklim endeksi fonu Garanti Portföy'ün burada yine 3 aylıkta yine potada. KYA var. Kara Portföy'ün hisse senedi fonu 33 yine YZH TEP Portföy'ün e, banka endeksi fonu 33 GMC fonu var bakın TEP Portföy'ün gümüş fon sepeti 10 sırada yani ilk ona girmiş durumda 3 ayda yüzde 32,92 bu fon daha önceki videolarda anlatmıştım bende de olan bir fon gümüş fonlarındaki e, en iyi performansı sağlayan fon olarak dikkat çeken bir fon. Şimdi e, 6 ayla bakalım ve fon konumuzu kapatalım. 6 aylıkta e, bakın birinci sırada ZFB fonu var. Ak Portföy'ün Fintech ve Block Zincir teknolojileri fonu. Bu değişken bir fon. %73,69 getirisi olmuş. İkinci sırada yine e, Blockchain fonu. İstanbul Portföy'ün IVY fonu. %67,60. Üçüncü sırada ICZ yine burada da potaya girmiş. Yani 6 aylıkta da yine üçüncü sırada. Dördüncü sırada İş Portföy'ün TAU fonu var. Bist banka Endeksi fonları gelmeye başlıyor. Yine YZH, ADP, TTE bunlar e, büyük portföy şirketlerinin yani banka iştiraklerinin e, fonları arkadaşlar. %60'dan başlayan getirilere sahip olan fonlar. En sonda yani 10. sırada İnveo Portföyün Teknoloji Değişken Fonu var. IRT. Bakın bu fon da geleceği parlak olan fonlardan biri. %52,03'lük bir getirisi var. Şimdi arkadaşlar haftalık olarak e, bazı değerlendirmeler yapalım. Yani güncel haberlere bakalım. Güncel veriler çok önemli geleceği görmek adına. Bunları bir değerlendirelim. Haftanın en önemli verisi Merkez Bankası bülteniydi. Merkez Bankası reel ve finansal sektör temsilcileriyle profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Nisan ayı piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Buna göre katılımcıların yıl sonu enflasyon artışı beklentisi %44.19'dan %44.16'ya geriledi. Yani bir önceki aya göre neredeyse bir şey değişmedi. O, kabaca %44 diyebiliriz. Fakat beklentide artış olmaması ee, kanaatimce önemli çünkü piyasanın nabzını tutan bu e, genel müdürlerden, CFOlardan oluşan bu katkı sağlayıcılar, veri sağlayıcılar bir öngörüde bulunuyor. Bu veriler önemli arkadaşlar. Yine katılımcıların yıl sonu dolar TL beklentisine bakarsak son dönemde çok dillendirilen 40 rakamını burada da görüyoruz. Önceki aya göre 50 kuruşluk bir düşüş var. Bence bu da yani 50 kuruşluk bu düşüş yurt dışından sıcak para geleceğine dair inancın çok küçük de olsa bir emaresi. Malumunuz Mehmet Şimşek ve Merkez Banka Başkanı Amerika gezisine çıktılar. Yatırımcılar orta vadeli programı anlatıyorlar. Benim şahsi görüşüm ki zaten daha önceki videolarda da paylaşmıştım. Dolar kuru yıl sonunda 42 lira seviyesinde olabilir. Ee, kanalımın sürekli takipçileri zaten bilirler. Ee, sebebini ben bunun sebebini asgari ücretle açıklamıştım. Değişik videolarda anlatmıştım. Yine tekrarlayalım hatta güncelleyelim. Yıl sonu yani 31-12-2024 dolar kurunu basitçe şöyle hesaplayabilirsiniz. Kafanızda bir fikir oluşması adına. 17.000 TL bölü 400 dolar eşittir 42,5 TL. Peki neden 400 dolar diyenler oluyor o zaman zaman? Çünkü bu 400 dolar ortalama asgari ücret. Siz bunu... 400 değil de 450 yaparsınız ya da 350 yaparsınız. O zaman kur beklentisi değişir tabii ki. Sonuçta matematik yapıyoruz. Çünkü bu 400 dolar zaten daha önce asgari ücret analizi videoları yapmıştık. Orada son 20 yılda ortalama asgari ücret 400 dolardan bile azdı. Yani detayları merak edenler eski videolarıma bakabilir. Bu hafta bir başka gelişme. Merkez Bankası yine veriler yayınlıyor. Mevduat faizi %67'yi aştı. Yani bu çok yüksek bir oran. Daha önce %60'lardan bahsediyorduk. Önceki hesaplamalarımızda, videolarda fark etmişsinizdir. Şu anda %67'lik bir ortalama oran var. Tabi bu 1 ile 3 ay arası değişken ve bileşik faiz. Fakat şöyle diyebiliriz. Kabaca %60'ı aştı artık faizler. Yani ben de bir bankacı arkadaşımdan biliyorum yüzde 63 e, oran alanlar var. Tabii bunlar belli mevduatlara işte belli bir tutura aşması gerekiyor işte 100 bindir, 200 bindir. Bunlar bankadan bankaya değişebilir. Fakat bilmemiz gereken mevduat faizleri çok arttı. Hatta e, bakın böyle ekran görüntüsü gösteriyorum ki e, yani sonuçta burada anlattıklarımıza inanmayanlar işte böyle haberlere bakabilirler. 10 bin liraya bile 51 faiz var eee belki %53, %55 bile günlük faizler alınabiliyor. Tabii 32 gün, en az 32 gün parasını vadeli mevduata bağlamayanlar, bağlamak istemeyenler için para piyasası fonlarını inceliyoruz sık sık. Bu kanalda da bunlarla ilgili videolar yapmıştım. Bakın detayları merak edenler şu videoya Bakabilirler. Pazartesi günü işte para piyasası bunu almak isteyenler kabaca kafasında bir fikir oluşturmak için bu videoları izleyebilirler. Çünkü vadeli mevduatın alternatifi şu anda para piyasası fonları arkadaşlar. Ve üstelik 32 gün beklemek zorunda değilsiniz. Geçen haftanın e, ve şu anda da gündemin en önemli konularından biri de KDV düzenlemesi hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü bizler son tüketiciyiz. Herkes e, nihayetinde birer son tüketici. Lokanta ve kafalara KDV düzenlemesi geliyor. Ne oluyor? E, %1'lik oranlar %10'a çıkacak gibi duruyor. Çünkü Gelir İdaresi Başkanlığı bir taslak yayınladı, bir tebliğ taslağı. Şimdi buna göre bazı lokantalarda lokantalarda %10 yerine %1 işte bazı kafelerde, marketlerde %20 yerinde de %1 KDV uygulandığı tespit edilmiş. Buna ilişkin bir istismarı önleme uygulaması olduğu söyleniyor. Fakat burada itiraz edilmesi gereken nokta şu, KDV düzenlemesi kanunla yapılır. Yani bu şekilde bakanlığın kendine ait bir taslakla bir tebliğle yapılmaz. Bu yani bu pilav daha çok su kaldırır bence. Yani bununla ilgili itirazlar falan olur diye düşünüyorum. Zaten bakın Mehmet Şimşek de gelen tepkilere bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Twitter hesabından dedi ki KDV oranlarında artış yapmadık suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz dedi. Halbuki e, bu teknik olarak bir artış. E, yani bunun e, realde, yani gerçekte bir KDV oranı değişikliği olmuş oluyor. E, bakalım ilerleyen günlerde neler olacak göreceğiz. Haftanın bir başka konusu da e, sürpriz sayılmayacak bence. Çünkü e, seçim öncesinde asgari ücrete e, zam yapılabilir deniyordu. Fakat şu anda artık netleşti konu. Asgari ücrete ara zam yok. Bildiğiniz üzere son 2 yıldır güncelleme yapılıyordu. Yani yılda 2 kere yapılıyordu asgari ücret zam mı? İşte en son 17 bin. 17 bin 2 lira oldu. İşte bu senenin Temmuz'unda da yapılacağı düşünülüyordu. Fakat bakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan dedi ki asgari ücreti ara zam yapılmayacak. Ee, son olarak e, bakın bu e, FED konusu var. FED'deki faiz indirimlerinin ne zaman olacağı konusu var. Bunlarla ilgili geçen hafta e, önemli haberler çıkmaya başladı. Artık iyice dillendirilmeye başladı ki o da şu. E, faiz indirimleri biraz daha gecikecek. Yani e, Wall Street'teki yani Amerika'daki piyasanın nabzını tutan Büyük bankalar, yatırım kuruluşları, özellikle BOFA, yani Bank of America gibi kurumlar diyorlar ki artık FED'den faiz indirimi erken olarak beklemeyin. Sonbaharda, yani önceden Haziran deniyordu, şimdi sonbahara, sonbahar, eylül, ekim gibi aylar dillendirmeye başlandı. Hatta işte burada da o başlığı paylaşmak istedim. Hatta bazıları diyor ki 2025'in Mart'ına kadar faiz indirimi olmayabilir. Evet bu bilgiyi de verelim ve e, videomuzu sonlandıralım. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.